geldiniz. Bugün sizinle bir kutu açılımı yapacağız. Patrix'in Cheetah modeli kamerayı aldık. Aksiyon kamerası. Neden bunu tercih ettik? Fiyatı çok uygundu. Fiyatı çok uygun olmasına rağmen birkaç artısı vardı. Su geçirmemezlik metresi 30 metre. Diğerlerine göre daha iyi. Şarj süresi çok kısa. 3,5 saatte şarj oluyor yaklaşık olarak. Batarya ömrü de 1,5 saate yakın. Artı bütün aparatlar içinde ekstradan para ödemiyorsunuz. Ve benim sevdiğim bir özelliği de White Angel Lens var. 120 derece geniş açıyla çekebiliyor. HD çekim yapan bir kamera. Yorumlarına da baktım. Kullananlar çok çok memnun. Daha yüksek para verip kamera alanlar bile bunu ikinci kamera olarak aldığını söylüyorlar ve diğer kameralara verdikleri parayı için üzülüyorlar. Gayet iyiymiş. 300 lira civarında başlayan Eiken kameralarına rahatlıkla geçebilecek özellikleri var diyorlar. Bakalım nasıl olacak? Yırtalım atalım mı? Bir daha çekeceğiz. Evet. Ürünümüzün kutusu bu. Patrix Cheetah. Aksiyon kamerası. Şimdi özelliklerinden de bahsedeceğim. Evet, standart. Bu hemen hemen hepsinde olan herhalde sabit bir ebat. Bakalım. Evet. Plastiği çok kaliteli. Buradaki silikon contalar çok çok iyi. Kameramızın görüntüsü bu. Bakalım. İçinden bu kemer tokalı şeyler var. Artı cırt cırtlılar var. Bunlar neye yarıyor? Hepsini söyleyeceğim. Evet, şöyle. İçinden bir data kablosu çıktı. Ne kadar boyu? Yaklaşık 50-60 cm civarı. Yeterli. Bu sabitleme aparatı. Bunu istediğiniz her yere sabitliyorsunuz. Ayrıyeten şu aparatı da üstüne takarak kaska sabitliyorsunuz bunu. Bunlar girip çıkabiliyor. Bu gidon aparatı. Bunu bisiklete ya da daha değişik sopalara falan tutturabiliyorsunuz. Bu da yedek bir sıkıştırma aparatı. Hani kırılabilir diye şu kısımları. Yedeğini de koymuşlar. Ve yapıştırma bantlarımız var. Arkadaşlar ortam biraz karanlık biliyorum. Işığımız yetersiz. Bunu gelince hemen çekmek istedim. Şimdi bir de bunu da BİM'den aldım arkadaşlar. 32 GB hafıza kartı. Fiyatı gayet uygun. 25 liraya aldım. Büyük bir ihtimal siz bulamazsınız. Çünkü sonuncusunu ben aldım diyormuşum. Kalmadı. Yani çok uygun fiyatlı olduğu için hemen satılmış. Ben de bir gün öncesinden gidip rica ettim. Ayırtırmıştım. Bakalım. Bir de çalışacak mı? O var yani. Makinamız çalışacak mı bakalım. Evet. Tırnaklarını açtık. 32 GB'lık hafıza kartımızı aldık. Ne tarafa doğru takıyoruz? Yani yukarıya doğru. Bakalım. Evet. Doğru takmış. Evet. Nereden açacağız? Oo, çalıştı. Arkadaşlar çalıştı. Şimdi biraz sonra dışarı çıkacağız. Kameranın ne kadar dayanıklı olduğunu çekeceğiz. Görüntü kalitesine falan bakacağız. Şarjımız da full. Çok güzel. Bakalım. Şimdi ben bunu kapatıyorum. Ve dayanıklılığını test etmeye gidiyoruz. Ha bu arada şey var, hani bilmeyen arkadaşlar vardır belki, kullanmayan arkadaşlar vardır. Bunların yanında şöyle yaylı tuşlar var, 4 adet. Açma, kapatma, bunlar sanırım zoom ya da menülerde kullanılıyor. Yukarısı menü tuşu, büyük bir ihtimal. Bakalım kalitesine bakacağız. Yani su altında bunları kullanıyorsunuz, su geçirmemesi için. Açma, kapatma olaylarında. Gayet şık bir şey. Bakalım dış çekilmede nasıl olacak? Ben de sabırsızlanıyorum. İnşallah iyi olur. Çünkü HD kayıt diyor. Bakalım nasıl olacak. Şimdi atmalı tutmalı biraz eziyet edeceğiz buna. Kayıtta. Evet, şu an kayıta girdik. Dış mekan çekine bak. Her yer beyaz aslında. Şu an çok iyi bir şey olmaz. Bakalım. Gel Ömer. Her yer beyaz. Burada ne kadar kaliteli çekecek kardeşim? Belli olmaz da sağlamlığını deneyeceğiz burada. Çekim kalitesine bakamayız. Çünkü beyaz ortam ışığı çok değişik algılıyor şu an. Ömer'cim karşıma geç kardeşim. Şimdi ben sana atacağım, sen tutacaksın. Sonra sen bana atacaksın.
Git öyle. Biraz üstüne git. Hazır mısın? Çalışıyor. Bakalım. Bir de bayağı ileriye havadan atalım. Çalışacak mı? Şöyle. Hala çalışmaya devam ediyor. Evet. Beklediğimizden daha iyi bir kalite demek ki. Eğer görüntü kalitesi de iyiyse, ki burada çok belli olmaz. Dediğimiz gibi bu yazı son. Bakacağız artık. Ama kamera gerçekten güzel. Beklediğimiz yerinde. Hatta bu arada şu karşıdaki Ankara Mermer de bizim showroom'umuz, bir de fabrikamız var. Reklamımızı da yapalım. Kendi videomuz, kendi reklamımız. Hiç olmaz. Atıyoruz. Yerde sürüklemeli bu sefer. Oğlum çok iyi lan kamera. Yeter bakalım, bu kadar yeterdir.